Herkese merhaba arkadaşlar. StatsConline serimizin 73. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde birkaç isteğimiz var. Bunlarla beraber devam edeceğiz. Umarım güzel bir içerik ortaya çıkmaya, ortaya çıkartmaya çalışırız. Daha doğrusu çıkması bizim elimizde tamamen. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Öncelikle iki tane çalışma yapmak istiyorum. Ben bu bulunduğumuz kara kısmından ana anakaramızdan adaya doğru daha önce de birkaç kez söylenilmişti. Emirhan Girgin söylemişti. İşte birkaç arkadaşımız da söylemişti. Soner Karamanlı sanırım birisi işte Mersislerdi yanlış hatırlamıyorsam. İşte adadan daha doğrusu ana anakaradan adaya veya adadan ana karaya bir köprü, tünel vesaire vesaire bir şeyler yapabilir miyiz gibisinden bir istek geliyordu. Bakalım deneyelim ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şimdi hep birlikte göreceğiz zaten bunu. Hemen şöyle ağaçları, ağaç kısmına geliyoruz. Şuradan fırçamızı birazcık büyütelim. Buradaki ağaçları bir temizleyelim önce. Tamam. Ondan sonra şu taşları temizleyelim ufaktan gördüğümüz kadarıyla. Temizliyoruz. Tamam. Şimdi e, buradaki bağlantısını bu bölümde yapmayabiliriz. Ama e, en azından buradan oraya doğru bir yol e, tünel vermeye çalışacağım. Bakalım e, ne kadar derin burası hiçbir fikrim yok açıkçası. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Dört şeritli bir yol götürebiliriz aslında oraya doğru değil mi? Dört şeritli bir yol götürelim, bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak dediğim gibi Hep birlikte göreceğiz şimdi. Şuradan bir tane girelim bir önce ya da şuradan bir hiza alsak nereden hiza alabiliriz? Şuradan bir aşağı hiza indirebilir sanki. Böyle aşağı indirebiliriz diyeceğim de yok bu da çok izin vermiyor yani şu anda açıkçası. O yüzden şuradan bir yerden bir hiza alalım diyeceğim. Alan boş değil ne demek ya? Arkadaş bu bizim e, yolumuz yani ha şuradan veriyor Tamam buradan bir in getirelim şuraya kadar Tamam Ondan sonra buradan e, 20 e, şöyle gidelim 25 U'dan 25 U'dan şöyle eksi 20'ye kadar bir tünel inelim 25 U'dan eksi 20'ye kadar tünel indik Bakalım ileriye kadar geçebiliyor biliyorum sanırım geçiyorum şu anda tamam Güzel tünel gidiyoruz ileri kadar Burada önemli olan buradaki çıkış noktası çok çok önemli. Bakalım onu tutturabilecek miyiz güzel bir şekilde. Eksi 20 U'ya tekrar indik. Tamam. Şöyle getirdik. buradan şu tarafa doğru mu bağlamamız lazım bizim bunu? Sanki öyle bir şey yapmamız lazım değil mi? Böyle getirdik tamam. Ondan sonra şuradan şu hizadan bir yerden ama öncesinde şu yolu bir kaldırayım. Şurası, şurayı bir kaldıralım. Baktan ağaçlarını da kaldıralım tabii buranın. bu fırçamız bayağı büyükmüş bu arada. Of şey küçülttük. Tamam. Şöyle kaldırdık. Daha sonra geldik tekrar yolumuza. 9 uya 9 uluk bir dönüş verelim o zaman tamam. Ondan sonra ufaktan bir yükselmeye çalışalım bakalım ne olacak. Tabi biraz daha bu arada döndürmemiz lazım sanki şuradan döndürdük tamam. Buradan bir kaldıralım bakalım ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Kalkabiliyor mu en azından onu görmüş olalım. Tamam. Buraya kadar getirebiliyoruz, o konuda bir sıkıntı yok ama e, tabii bunun bağlantısı böyle olmaması lazım elbette. Çok hoş bir görüntü olmuyor tabii burası bu şekilde yaparsak. E, sen bir burada kal bakalım. Şurayı da iptal edelim, birkaç ağaç keselim. E, daha sonra şuradan bir birazcık burayı büyütelim. ufaktan yumuşatalım Tamam şuradan bir çıkıntı alacağım şimdi bakalım nasıl bir görüntü olacak şimdi buradan şöyle gene 20 götürelim ve eksi 20'ye kadar inelim buradan bakalım nasıl inecek şu şekilde bir iniş yapalım buraya değil mi direkt bağlansın köprüye hiçbir sıkıntı yok Tamam Ondan sonra bakalım aşağıdan bağlayabilecek miyiz birbirlerine hep birlikte göreceğiz şimdi Yok biraz daha bunu ıı, tüneli şuraya götüreceğiz biraz daha. Tamam. Daha sonra hmm, niye yaptırmıyor bize? Şöyle ufaktan ufaktan indiremiyorum yüz peki. Tamam. Yok böyle izin vermiyor şu anda. Pekala. Uç kısmını kaldıracağız o zaman bunu bir kez daha. Hangi yolu kullanıyorduk? Şunu kullanıyorduk. Tamam. Ufaktan çok az bir şey daha indirebilirsek seni bayağı bir güzel olacak ama. Yok bir tık keseceğiz. Bir tık keseceğiz. Sağ sola doğru yani şu tarafa doğru çevirip ee, yüksekliğini indirmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şöyle çevirdik. Buradan buraya çevirdik. Böyle çevirdik. Tamam. Buradan şöyle çeviriyoruz. Ondan sonra ileriden bağlayabileceğiz sanırım şu anda. Geldik. Bitirdik. Şöyle bir bağlantı yaptık buraya değil mi? Ee, bir sıkıntı gözükmüyor. Yani şu anda çok fazla. Umarım yaşatmaz. Bakacağız, değineceğiz, göreceğiz şimdi bunları. Tamam. Şimdi... Tabi bunu e, çevirip buna göre mi ayarlamamız lazım artık diye düşünüyorum. Nasıl yapsak. E, direkt şu taraftan da bir yol verebiliriz. Yani şu yolu da bağlayabiliriz direkt oraya. Bir bakalım bunu da kullanabiliriz. Aynen çok daha güzel olur bence sanki. Taşları bir kaldıralım buradan. Ufaktan bir yolunu temizleyelim buranın. Şöyle ağaçlarını temizledik. Taşları temizleyelim biraz. Hangisiyle şey yapılıyordu ya bunların? Bir tanesinde fırça ha bununla varmış. Birincisinde varmış. Tam kaldıralım kaldırabildiğimiz kadarıyla. Sonra ufaktan da şöyle seçip kaldırırız biraz da. Onunla halletmiş oluruz en azından biraz daha fazlasını. Değil mi? Tamam. Ee, şunu kaldır. Bu yolu biraz ileriye doğru götürelim bakalım. Şu yoldan mı? O? Peki. Ee, aynen o olmuş bu arada yani gözükmedi gözümüz ama tam Götürüyoruz, götürdük. Ondan sonra buradan tabii nasıl yaparız bunu nasıl yaparız? Bunu çevirelim değil mi buraya? Onu da onu çevirdik. Ondan sonra birkaç tık keselim bunu. Sonra şöyle getirdik. Şöyle getirdik değil mi? Tamam, artık oradan burası kullanılabilir durumda. Umarız güzel bir şekilde kullanılır. Bilmiyorum yani açıkçası tam olarak ne kadar katkı sağlayacak bize veya kullanacak mı insanlar tarafından kullanılırsa. Önemli tabii kullanılması gerekiyor. Kullanırsa güzel olacak. Kullanılmazsa da diyeceğiz ki burada bir sıkıntı varmış. Bakalım göreceğiz. Diyeceğiz ki işte bu yol gereksiz bir şeymiş. Kalsın ama yapmasaydık da olurmuş diyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz bunları. Kullanılabileceğini düşünüyorum ben açıkçası ama... Evet polis araçları gitti. Cenaze aracı gitti. Polis aracı gidiyor bir tane daha bakın gördüğünüz gibi. E, i̇lginç yani karşı tarafa geçiyor olmaları bunları şu anda. Biraz garip ama gidiyorlar yani sonuçta gördüğünüz gibi. Evet e, Marmaray mı dememiz lazım. Marmaray diyebiliriz sanki bunu. Belki bir tane de tren yolu geçebiliriz karşıya doğru. İşte buraya bir tren bölgesi de oluşturabiliriz. Bakalım bunları hep birlikte önümüzdeki bölümde göreceğiz. Bu bölümde yapmayacağız onu. Şu an bunu deneme amacıyla yaptık. Şu an burası burayı tamamen. Umarız bunlar tamam tünele girmiyorsa sıkıntı yok. Tünele girerlerse bitmez yani o yol hiçbir şekilde bitmez. Mümkün değil yani öyle bir yolculuk yapması kimse İstemeyiz yani öyle bir şey. Tamam çöp kamyonu gitmedi. Polis aracı giderse sıkıntı gidiyor. Hepsi ee, şehre doğru dönüyor vallahi. Bilmiyorum adayı sevmeler herhalde çok fazla. Peki adada adaya gelmek isteyen yok mu hiç? Şimdilik yok gibi duruyor ama. Polis araçlarına baksanıza 3 tane polis aracı nereye gidiyor mesela bu? Yani Oyunun saçmalığı bakın gördüğünüz gibi adadan oraya gitmesi gerçekten diyecek bir şey yok yani maalesef. engelleyemiyoruz yani mod da kurduk onun için yani işte yakın mesafelere hizmet versinler ee, mod, olay, mod olayını kurduk ama Hiçbir şekilde etki etmedi yani şu ana kadar bu. Allah gidiyor. Adamlar e, ghetto mahalleyi problem çözmeye gidiyorlar gerçekten şu anda. Şöyle bir bakacak olursak bir tane daha araç geliyor. Tamam gelsin. Evet evet kullanılmaya başlandı. Güzel yani en azından adadan şehre geçişle bir kullanım olayı var. Henüz hep bir tane de buradan geliyor doğru Evet onu unuttuk. Ama şehirden oraya doğru geçiş çok fazla yok şimdilik. Belki zamanla olacaktır. Burayı da yapmış olduk bu arada. Buna bir isim verebiliyor muyuz? şu Şuralardan verebiliyoruz ama ne yapalım buraya? Turgay Engin Tüneli Marmaray yok tünel yazın tüneli yazın direkt tamam bu şekilde vermiş olalım ismini ee, aynı şekilde kopyalayalım diğer uçta da verebildiğimiz bir kısım var, oraya da verelim, o şekilde kalsın hemen geldik buraya yok verebileceğimiz bir yer yok gözükmüyor yani şu anda et evet, burası artık Turgay e, Engin e, tüneli şeklinde kullanıma sunuldu e, onun ismini vermemdeki sebep köprüyü istemiş kendisi ee, sen benim için de bir şey yapar mısın ben bir köprüye isim verir misin benim için bir köprü isim verilmesini demek istemiş. Ben Edirne uzun köprülüyüm. Bir isim vermeni istiyorum demiş. uzun Edirne uzun köprülü olduğu için bir köprüye isim verilmesini istemiş. Biz bir tünele isim vermiş olduk. Biraz tersi olmuş oldu ama kullanacağını düşünüyorum buranın da. Turgay Engin tüneli şeklinde ismini verdik zaten. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Umarım beğenmiştir. Bilmiyorum yani bunun şeklini değiştireceğiz elbette. İşte birkaç bağlantı daha ekleriz muhtemelen. Şuradaki bağlantıyı değiştirebiliriz. Şimdilik bu şekilde kalsın. Bu konuda bir düzenleme yapmayacağım şu anda bununla alakalı. Ama önümüzdeki bölümlerde değişkenlik gösterebilir burası. Kullanılıyor tabii ki burası güzel bir şekilde kullanılıyor. İşte araba geldi bakın gördüğünüz gibi polis araçlarından bir, şu da muhtemelen oraya gidecek. Bakıyoruz hemen. İkisi de oraya dönüyor. Allah ada emniyeti e, gidiyor şehre yardıma, yardıma gidiyor. Değişik bir durum ama yapılıyor yani bu. Bu arada burada bayağı bir e, insan trafiği oluşuyordu yani insanlar çok fazla o e, tramvay bekliyorlardı e, sanırım o problemi de çözdüm yani ben bölüm arasında ufaktan bir uğraşıyorum derken oradaki problem kendiliğinden çözülmüş oldu. Yani birkaç müdahale de çözüldü tabi ama işte bir tane daha hat ekledim hattı düzenledim vesaire derken araç sayısını azalttım çıkarttım derken orası düzelmiş oldu. Şimdi e, bir sonraki isteğimiz olan e, Hama site'ın isteğine geleceğiz. Ee, biraz farklı bir ülkede yaşıyor sanırım. Azerbi, Azerbaycan'da değil ama farklı bir ülkede gibi geldi bana. Ve Azerbaycan'da da olabilir. Eee... Sorun değil, sorun değilsen, değilsen demek ki e, sorun değilse e, benim için bir özel evlerden büyük ev yapabilir misin? Başkan gibi bir ev bahçe çok olsun. Teşekkürler demiş. E, ben teşekkür ederim yorum için. Elbette senin için güzel bir e, bölge ayarlayalım. E, muhtemelen başkan gibi derken şuradaki, şu alandaki gibi bir tasarım istemiş kendisi. E, on, o tarz bir tasarım yapabiliriz elbette. Hatta şu yolu birazcık uzatalım. Şu tarafa doğru yapabiliriz bu tarz bir isteği. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi şu yolu şöyle getirdik buraya tamam. Hemen şu taşları bir kaldıracağım ben. Ne kadar çok taş var burada arkadaş. Evet, şunları kaldırıyoruz. 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 Kaldırıyoruz senin de tamam. Güzel. Da kaldıralım ufaktan. Pekala tamam. Var mı başka bir sıkıntı? Yok, güzel. Şimdi buraya bir alanı bir belirleyelim öncelikle. 14'u gittik tamam. 14'ü gittik. Ondan sonra 14'ü gittik. Buraya kadar geldik ve burayı bağladık orta kısmı ev olarak kullanacağız şimdi. Tabii bunun hizalarını bir belirleyelim önce değil mi? Tamam. Ondan sonra geliyoruz zemin aracına. Buradan aldık zeminimizi. Şuraları dışarlarını vesaire içlerleri vesaire düzeltelim tamamen düzgün bir şekilde tasarım yapabilmek adına bunları yapmak zorundayız yani açıkçası. Biraz daha düzeltiyoruz. Tamam. Var mı bir sıkıntı başka? Güzel. Böyle kalabilir değil mi? Şöyle bir bakıyorum bir kez daha. Tamam. Güzel. Şimdi etrafını çitle kapatacağız. Başkanlık konutunda olduğu gibi dediği için etrafını çitle kapatacağız. Ya, yani özel bir mülk istemiş kendisi. Yani istek neyse onu yapmaya çalışıyorum her zaman elimden geldiği kadarıyla. Tabii şöyle şu dıştan kapatalım ki belki buraları kullanabiliriz yani bakacağım duruma göre. Tamam. Şurayı iptal edeceğim. Bir kez daha yapacağız çünkü bu tarafa doğru. Tamam şöyle getirdik. Buraya kadar getirdik. Ondan sonra şuna geldik. Şuradan tuttuk. Şuraya yaklaştırdık. Aynı şekilde seni tuttuk. Buraya yaklaştırdık. Buraya belki bir gişe mi yapsak? Bir tane gişe tarzı, gişe diyorum yani şey. E kontrol noktası yapabiliriz bir tane böyle. E neydi onun adı ya? Şu an bak aklıma gelmiyor. Gişe yazsak gelir mi? Ya gel, ya geliyormuş gerçi. Ne? Tam olarak gişe bariyer. Tam bariyer diyecektim. Ya, yani gişe bariyeri olarak geçiyormuş. Pekala. Tamam, P yaptık. Aktif ettik. Kontrol P'yi alacağım muhtemelen onu da bu arada ya. Hatta direkt almamız lazım sanki onu. Çünkü biraz sıkıntı çıkartıyor diğer türlü bana. Ee, büyük işi aynalı. Ha, bunları kullanabilir miyiz bu arada? Bakın böyle bir şey varmış. Bunu görmemiştim daha önce. Tamam bunu kullanalım. Güzel. Böyle getirdik. Tamam. Ondan sonra şu kaldırım şeyi duvarı yaklaştırıyoruz buraya iyice. Ondan sonra bir saniye seni tutalım. Yok sen şöyle gel. Seni biraz daha yaklaştırıyoruz buraya. Ondan sonra seni tutuyoruz ve buraya doğru yaklaştırıyoruz. Bu şekilde bir durum oluyor burada. Sadece buradan giriş çıkış yapabilecekler şekilde halletmiş oluyoruz. Tamam. Şimdi onun dışında hemen ev bulalım bir tane. Ama site için güzel bir ev bulalım. Bakalım nasıl bir ev yapabiliriz onun için. Bu küçük gelir biraz sanki. şu tarz bir ev yapalım istiyorum ama. Ee, ev yazsak buraya ne çıkacak peki? Böyle birkaç evi birleştirip bir şeyler yapasın var aslında ama bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Bunun şunu, şu tarz bir şey kullanabiliriz aslında. Yok bunlar da küçük gerçi ya. Baya küçük yani istediğim gibi değiller. Yoksa tek ayarlamıyoruz arkadaş. Getirme bizim karşımıza tek ile alakalı bir şey. Ee, küçük, küçük, bayağı küçük. Yani alanı büyük tuttuğumuz için biraz büyük bir şey yapmak istiyorum aslında buraya ama yani sanırım bulamayacağız yani tam olarak istediğimiz tarzda bir şey. Gibi duruyor yani şu anda. Yani en kötü bir şey koyarız yani. Bir tane büyük bina koyarız yani oraya şu tarz bir evi yapabilsek mesela işte ya illa ev olmasına da gerek yok bu arada. Hani ne koyduysak o mantığı o olması lazım aslında. Ama arkası bu şekilde olması işte biraz kötü. Williams falan yazıyor böyle. Hamasaydı yazmamız lazım oraya. Yani arkada konteyner olması pek hoş olmuyor ama kullanabiliriz bu tarz bu arada. Burası için. Yana da böyle birkaç tane ev atarsak eğer tam olarak istediğimiz görüntüyü alırız gibi duruyor bence. Hatta Ee, şunları tuttuk. Tamam. Böyle bir şey getirdik. Adam işini evine getirmiş olsun ya. İş yeri burası olsun. Yani hamma site'ın bir tane de arkaya böyle ev e, yeri yapabiliriz aslında şöyle. Değil mi? Ufaktan şunu tutalım şöyle. Kenara çekelim. Tamam. Ondan sonra bunun etrafını ağaçlandıracağız vesaire vesaire çalışmalarımızı yapacağız hızlı bir şekilde buraya. Bir tane otopark buraya. Bir tane otopark buraya. Daha sonra Ya buraya sığdıramıyoruz bunları aslında ama böyle yüzme havuzu falan böyle sığdırabileceğimiz bir alan yapalım madem yani biraz daha büyütelim o zaman burayı değil mi? Böyle biraz daha büyütelim burayı. Tuttuk. Yok şöyle tutalım şununla tutalım değil mi? daha rahat olur sanki benim için. Tamam. çekiyoruz biraz bu tarafa doğru. Tamam. Ondan sonra geliyoruz. Yapıştırıyoruz buraya. Yüzme havuzu böyle olimpik yüzme havuzu olan bir bölge. Ama sahip için. Tamam. Ee, bir su getirelim. onlar hizmetleri falan getirelim buraya. Kafamız karışmasın sonra. Getirdik getirdik getirdik. E şimdi böyle bir şey yapınca da yani başka yaptığımız şeyler biraz garip kalacak. Yani burası için bayağı küçük kalmış olacak ama. Dediğim gibi her zaman söylüyorum bunu. Bölümden bölüme değişkenliği gösterebilir. Veya belirtirseniz eğer. İşte şu tarz bir şey yaparsan yapabilir misin yapılır mı yapabilir misin yapılabilir mi vesaire birkaç kere aynısını söyledim sanki ama e, yaparız elbette tamam, böyle kalsın bakalım burası şimdi Şimdi buraya sırasıyla bir basketbol sahalarını yerleştirelim böyle farklı farklı işte Bir tane de şunu koyabilirim diyecektim koymayacağım tamam onu vazgeçtik şöyle tutalım bunları Ufaktan şu tarafa çekiyoruz. Bir tık yükseltiyorum tamam bu şekilde kalsın burası. Daha sonra daha sonra. Tamam. Ee, başka. Başka 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 ne koyabiliriz ne koyabiliriz? Ee, futbol stadyumu koymayalım tabi sığma büyük kalır yani orası için. Park koymayacağım. Sonra bir tane şundan koyalım. Başka da çok da bir şey kalmadı sanki ya. Koyabileceğimiz böyle Basketbol sahası belki koyabilirdik ama zaten koyduk yani buraya 3-4 tane sağa. Tamam kalsın bu şekilde. Böyle ufaktan bir kez daha kontrol edelim. Koyabileceğimiz bir şey var mı? Paradox meydanı sığsa şuraya bir yere koyabilsek koyulmuyor. Şuraya koyalım o zaman. Tamam bunu da buraya koyalım. Ondan sonra ufaktan ağaçlandıralım burayı ve burayla alakalı çalışmamız tamamlanmış olsun. Yani oraları gerçi şey koyabiliriz. Yürüyüş yolları falan koyabiliriz. O aralara güzel olur. Böyle çektik. Burayı çektik. Şu yolu e, tutmuşuz galiba yanlışlıkla. Onu bir düzeltelim hemen. Tamam. tamam şu an düzgün. Güzel. Ee, sonra biraz daha açınırız bunun etrafını. Tamam. Ondan sonra gelelim yürüyüş yollarını çekelim hemen buranın. Buraya kadar yürüyüş yolu çektik. Bir, birkaç tane böyle toprak patika tarzı yol böyle insanın e, kafasını dinleyebileceği böyle top kum sesiyle kafasını dinleyebileceği bir ortam kurmuş olalım buraya. Tamam. Bir de bisiklet yolu çekersek bu olay tamam bence. getirdik. Getirdik. Indirelim buradan. Tamam. Daha sonra bu tarafa doğru çekelim. Şöyle devam ettirelim. Pekala. Biraz da şuraya yaklaştırabilirsek. Tamam. Güzel. Şunu silelim. Bu tarafı. Tamam. Güzel. Evet. Hama site'ın mekanı bu şekilde bir tasarıma sahip oldu. Ufaktan belki şunları da çiçekli böcekli yapabiliriz şu araları boş kalmasın çok fazla ee, şöyle çevirebiliyor muyuz biraz daha genişten çevirmemiz lazım şöyle çevirdik Tamam Ondan sonra birazcık da şuraya doğru çekelim Tamam güzel ondan sonra buradan buraya doğru çekelim buradan buraya doğru çekelim Pekala Tamam böyle bir mekan oluşmuş oldu. Umarım e, bir saniye oyunu alt aldık yanlışlıkla gene. Mouse yan tarafa kayınca tıklıyoruz yanlışlıkla. Evet Hama ait mekan bu şekilde bir e, tasarıma sahip oldu. Umarım beğenmiştir. E, yorumlarını belirtebilirsin Hama e, sanırım doğru okuyorum yani zaten Hama şeklinde yazıyor. Ekranda da görmüşsünüzdür zaten görselini önümüzdeki. E, daha doğru önümüzdeki nereden çıkıyor? Arada böyle saçmalıyoruz daha önceki dakikalarda göstermişimdir. Yani ilk başta bahsettiğimde gösteriyorum genelde görselleri çek, e, görselleri aldığımda e, bu şekilde e, görmüş olursunuz. Buraya kadar e, tamam. E, şimdi Kerem Çiftliği'nin isteğini tamamlıyoruz ve bölümümüzü artık sonlandırmış oluyoruz ufaktan. Şimdi hızlı bir şekilde Kerem Çiftlik malikanesine geçelim. E, bana da artık yaparsın malikane demiş şöyle yani söylemeden söylemeden hadi yapalım gibisinden yapmıyoruz istekleri. Zaman zaman yapabiliyoruz hani işte ne bileyim aklıma bir şey gelir yaparız çalışmayı. Daha önce kullandığımız isimlerden bir tanesi aklımıza gelir o sırada onu kullanmaya çalışırız ama bu tarz istekler özellikle malikane bölgesindeki istekleri tamamen istek üzerine yapıyoruz. Daha da bir anlamı olmuş oluyor en azından. Hama Sait'in malikanesi bu şekilde. Şimdi Kerem Çiftlik malikanesinde şurada ya şu tarafta mı yapsak? Bakıyorum. Yani şuraya birazcık büyütelim. E, o şekilde tasarlayalım. Şey büyüttük biraz. Ama saitin malikanesi böyle mafya mekanı gibi böyle tam böyle filmlerde olan tarzda mekanlardan oldu böyle. E, kocaman büyük bir mekan. Biraz daha büyütelim şöyle. Tamam. O, su düzelecektir şimdi. İnanıyoruz, bekliyoruz bu konuda bir hareket bekliyoruz suyun hızlı bir şekilde düzelmesini istiyoruz. şehrin yamukluğu şuradan belli yani saçmalı. burası gördüğünüz gibi ne kadar yüksek. Burası bayağı bir alçak. o yüzden bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Oyunla alakalı sıkıntılar, işte su seviyesiyle alakalı problemler, problemler yaşanabiliyor. i̇şte yapacak bir şey yok. maalesef şu anda. Böyle tamamen dördüncü sezonda belki dümdüz bir dünyada başlayıp Kendimiz dağları bile kendimiz oluştururuz. Bilmiyorum yani o tarz bir çalışma yapmanın mantığı var mı? Yapar mıyız veya? Ama sanırım o tarz bir şey. ihtiyacımız var gibi duruyor en azından. Evet. Su düzeldi. Şimdi tasarımımıza geçelim. Böyle çektik yolumuzu. Hemen hızlı bir şekilde... Gerçi buraya şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben Dönel kavşaklı bir tasarım aklıma geldi şu anda. O tarz bir şey yapalım. Şurayı sildik, şurayı sildik. Düz bir şekilde getirmek istiyorum bu yolu elimden geldiği kadarıyla. Evet, düz şu anda sanırım. Tamam. Geldik şöyle. Çok gittik ya oraya kadar. Tamam. Yine aynı şekilde geldik gibi geldi bana ama sıkıntı değil. altı Nasıl yedi u alırsın sen? Allah Allah. 5 u, 5 u şeklinde devam ettirelim o zaman. 5 u. Tam 5 u. 5 u. Tamam. Bu şekilde bir ayarlama yaptık. Güzel. daha sonra Kaç U? U. Tamam. 4 u şeklinde çıktık. Buraya malikaneyi yerleştireceğiz şimdi. Ee, bakalım bakalım nasıl bir şey koyabiliriz. Belki ya yani şu tarzı bir şey koyalım değil mi buraya? En güzeli bu yakışır burası için. Koyduk tamam. Ondan sonra şöyle hafiften çekiyoruz. Bunları koyabilir miyiz? Buraları onu bir kontrol edelim. Yok koyulmuyor şu anda bunlar. Ama şuralara bir yerleri koyarız illa ki. Şöyle karşılıklı mesela. Tamam. Bu şekilde bırakılabilir burası. Ee, Piknik masalı meydan şeklinde kullanacağız orayı. Tamam. Ondan sonra. Böyle çektik. Çektik. Tamam bu şekilde bağladık. Birer tane ağaç koyacağız o boş kısımlarına. 1, 2, 3 ve 4. Tamamdır. Böyle bir meydan. Ondan sonra oyunu durdurduk. Hemen su hatlarını bir çekelim buranın. Elektrik bağlantınızı alacağız. Nereden alalım? Şuradan bir yerden alalım. Oraya su mu gitmiş oraya kadar? Evet su gitmiş. Evet, buradan kaymış muhtemelen. Oraya kadar ulaşmış su yani gereksiz bir şekilde. Kalsın sıkıntı değil. Ee, daha sonra... Buraya bir haç, buraya bir haç. Ondan sonra bakalım bakalım. Bir tane basketbol sahası koyduk buraya. Hemen yanına bir tane oyun parkı koymak istiyorum ama bunları pek sığdıramayız gibi geliyor bana. Evet oraya sığmayacak o çünkü şu anda. Hafif seni buraya doğru çekiyorum. Hafif seni de çekiyorum. Daha sonra bir kez daha deneyeceğiz bunu. Evet zorla sığdırdık. Biraz uğraştırdı ama bizi. Ama şöyle bir şey yapacağız. Seni bir yıkıyoruz. Şuradan zemini birazcık daha büyütelim burada. Tamam. Tekrar alıyoruz seni. Şimdi yerleştiriyoruz. Evet bu şekilde kalabilirsin. Tamam oyunumuzu tekrar aktif ettik. Şu an su seviyesi de yükseldi garip. Yani alçaldı mı, yükseldi mi? Garip bir durum oldu burada. Şuradan kaymış. Şuradan kaydı muhtemelen az önce su. burası biraz alçak gene. E şuralara yetişmiyor. Hatta gene yetişti bakın gördüğünüz gibi. Evet. Ara ara böyle yükseliyor, alçalıyoruz. Çünkü toprak ekledik suyun içine. Doğal olarak yükselmiş oldu. Ufaktan da olsa. Daha sonra şöyle yine otopark için yer ayarlayalım. Kaç 4'ü? 4'ü. E, geldik. tane sığdırırım ben buraya diye düşünüyorum. Bir tane şöyle bir tane şu izada hemen hemen sığmış oldu güzel. Değil mi? Var mı bir sıkıntı yok. Yollar girebilir rahat bir şekilde güzel. Ee, daha sonra buranın zemini de şey yapabiliriz aslında. Boyayabiliriz ufaktan. Yok, bu şekilde değil de. Ya, bu şekilde olabilir ama tabii biraz daha düzenli, Şöyle en azından. Tamam, güzel. Evet, bu şekilde bir mekan. Hatta biraz da şurayı boyayabiliriz aslında. Yok, sen değil. Sen ne? Böyle fırçalı. Hallettik tamam. Şöyle çektik biraz. Biraz şunları dolduralım. Tamamdır. Etrafını çevirebiliriz aslında bu yuranı ama ben yani çok da gerek yoktu. Ufaktan bir müdahale etmiş olduk en azından. Tamam. Biraz beton olsun burası. Kerem çiftlik bölgesi. Malikanesi. Bunları halledelim. Bir tık kestik. Bir tık geri koyduk. Tamam. Evet, biraz düzensiz gibi gözüküyor. Ağaçlarla hallederiz diye düşünüyorum ben o gereksiz görüntüleri. Şöyle büyütü pırçamızı şuralara biraz ağaçlandırma yapıyoruz. Hemen. Burada kırmızı ağaç yeşil ağaçla birleşimi olmuş oldu yani en azından. Tamam. Kaç tane da şöyle pırçayı küçültüp elimize koyarsak buraya bir tane koyarız. Şuralara birer tane koyarız. Şuraya. Bu şekilde bir ortam olmuş oldu. Kerem Çiftliğe de hayırlı uğurlu olsun. Çok fazla e, bilmiyorum yani nasıl oldu tam olarak yorumları belirtebilirsiniz zaten. Klasik otoparkımızı yerleşir Park yerlerimizi koyduk. Binamızı koyduk. İşte basketbol sahamızı koyduk. Buralar aktif bir şekilde kullanabilir duruma geldi. E, bu video birazcık kısa oldu diğer videolara göre. İşte bir önceki video kaç dakika oldu tam olarak hatırlayamıyorum. E, bilmiyorum şu anda yayınlamadığımız için ama e, henüz kurgusunu montajını vesaire de yapmadık henüz. Ama bu video biraz kısa olduğu 32 dakika civarlarındayız şu anda. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlesiniz. Teşekkür ediyorum. Ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.